Çeşme'deyiz. Bugün burada bir günlük yazlıkçılık nasıl oluyor onu anlatacağım. Ve sabah yogasıyla biraz hareketlenelim. Yoga bitti. Şimdi üstüm başımı değiştiriyorum ve balık mezatına gidiyoruz. Şimdi Yıldız Burnu'na geldik ama 10.30'da başlıyor mezat. Biz de fırsattan istifade yarım saat bir denize girelim dedik. Evet, 1.5'da burası, buraya da böyle 120 lira da buraya dedim böyle. 125, 130, 135. Var mı 135'in üzeri buraya? Yaz bunu Ziya abi. Evet, bu 5'i 1 kilo çukkalara böyle, buraya da 120. Var mı buraya 120'den fazlası? Yaz bunu Mehmet abiye. Abi domates, bugün kestiğim domates çok güzelmiş. Babamın burada bahsettiği hafızayı beşer, nisyan ile malüldür sözü, insan hafızasının eksikliği unutkanlığıdır anlamındaymış. Ayrıca unutkanlık insan halidir anlamına da gelmekte.
Ve Vakıf serisinin birinci kitabı burada bitiyor. Asimov'un çok çok güzel bir serisi. Ben burada daha ilk kitabını okudum. Bu video anlamadığım bir şekilde sessiz bir şekilde çekilmiş. Sesi yok videonun. Aslında burada size kitaptan bahsediyorum. Bilim kurgu seven herkesin muhakkak zaten biliyor olduğu bir yazardır Asimov. Bu serisi de gerçekten çok güzel bir seri. İkinci, üçüncü kitaplarını okumak için sabırsızlanıyorum. Maalesef son 4 kitabı bulunamıyor. Yani piyasada yok, şu anda basılmıyor. Olanlar ikinci el ve aşırı pahalı. Ne olur ne olur birileri bulursa, benimle paylaşırsa çok mutlu olurum. Acaba burada kitapla ilgili uzun uzun ne anlattım sağıma soluma bakarak hiç bilmiyorum. Sanki kitap kulübündeymiş gibi. Sonuç olarak çok beğendiğim bir kitap, tavsiye ederim ve 3 ölüme geçtim daha sonra Tolstoy'un. Kitap okumaya çalışırken babam geldi ve kitap okumamı sabote etti. Tabii ki de yani böyle bir sohbet imkanı yazlıkta ikimizin bulunduğu bir an tekrar yıllar sonra yakalayabilmişken babamla sohbet etmeyi tercih ediyorum. Kitabı her yerde her zaman okuyabilirsiniz ama yanınızdaki kişileri her zaman bulamazsınız çünkü. Selam, mezattan geldik. Evde biraz kitap okudum, bir kitabı bitirdim zaten sizinle paylaştım. Kahvaltı yaptık, yeni bir kitaba başladım ve daha sonra üstümü değiştirip denize geldim. Deniz inanılmaz güzel bugün, çok çok güzel, çok sıcak bir hava. Burası normalde çünkü hep rüzgarlı oluyor ılıca. Deniz şahane. Bu arada mezat, konudan konuya çok atladım ama mezat haftanın her günü yaz kış varmış. Cumartesi, pazar dahil. Saat 10.30'da başlıyor. Ilıca Yıldızburnu mezatı bu. Akabinde de Alaçatı'daki de 11'de başlıyor diyebilirim ama emin değilim. Yıldızburnu'nun 10.30'da başladığına eminim. Çok güzel bir ortam. Yani orada taze balıkları alıyor olmanın zaten verdiği bir his apayrı. Çünkü artık kaçak mı, işte deniz mi, havuz mu bilemiyoruz. Orada zaten bunu direkt açık açık söylüyorlar. Örneğin çıpra kaçak diyorlar ya da zaten kaçak demiyorlarsa her şekilde deniz çıprası veya deniz levreği oluyor. Veya deniz didakisi oluyor. Şimdi birazcık yüzeceğim. Kaşın çizi kulağımda halkan. Güzel seriydin seni ilk gördüm. Bugün bol bol denize doyduğum bir gün oldu. Gün batım vakti gelince tabii ki iskeleden ayrılmadım. Gamze geldi, güneşi batırdık ve denizin bol bol keyfini çıkarttık. Hatta biraz çocuklaştık da diyebilirim. Dileklerimizi tuttuk mu? Hayalimiz kadar büyük dilekler. Hayalim kadar. Gün batımlarının gücüne o kadar çok inanıyorum ki, yüreğinizden geçen her şey umarım olsun.
Gece artık pestilimiz çıktığı için çok bir şey çekemedim. Eve geldiğimizde o muhteşem balıkları yaptık ve arkasından arkadaşlarımız geldi ve küt yani Amerikano oynadık. Ben ikinci oldum, birinci olamadım ama fark etmez, mühim olan keyifli vakit geçirmek. Ve bu Çeşme'de geçirdiğim sakin ama inanılmaz keyifli bir günün özetiydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving.